Sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılma kararı alan Ömer Faruk Beyaz, Sarı Lacivertli takımda kadro dışı bırakılmıştı. Sarı Lacivertler, Türk futbolunun önemli yetenekleri arasında gösterilen genç futbolcuyla uzun süre yeni kontrat görüşmeleri yapsa da anlaşma sağlanamadı. Emre Belezoğlu, Ömer Faruk Beyaz'a çok iyi bir projeyle gittiklerini açıklamıştı ancak gelinen noktada iki taraf da ortak noktada buluşamadı. Fenerbahçe ile sezon sonunda resmen yollarını ayıracak olan 17 yaşındaki futbolcu Avrupa'dan bazı takımlarla görüşmelerini sürdürüyordu. Sarı lacivertlilerin en genç kaptanı olarak tarihe geçen Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu. Sky Sport muhabiri Max Biefeld sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'ın Ömer Faruk Beyaz transferinde mutlu sona ulaştığını açıkladı. Habere göre Haziran ayında Fenerbahçe ile bağlarını koparacak olan Ömer Faruk, yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe'nin eski golcüsü Robin Van Persie, Kylian Mbappe ile ilgili anısını The Telegraph'taki köşesine aktardı. Fenerbahçe ile Monaco, 1 Temmuz 2017'de İsviçre'de karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1 sona ermişti. Robin Van Persie o maçla ilgili anısını şöyle aktardı. İsviçre'de amatör bir takımın sahasında oynuyorduk. Onu 20 dakika boyunca izledim. İçimden bu yaşta böyle bir futbolcu olamaz dedim. Çok patlayıcı, çok teknikti. Maçın sonunda performansını da arttırdı. 70 dakika boyunca büyüleyici bir futbol oynadı. İnanılmaz derece iyiydi. Maçın sonlarına doğru yanımdaki takım arkadaşlarıma "Bu çocuk bir gün dünya starı olmazsa bu kramponları yiyeceğim" dedi. Mbappe dünya starı oldu ve kramponlarımı yemekten kurtuldum. Teknik sorumluluk görevine sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe'de yönetim yeni teknik adam için çalışmalarını sürdürüyor. Belözoğlu ile sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezon takıma emanet edeceği tecrübeli bir hoca arayışına devam ediyor. Son olarak Erol Bulut'un A takımı ile ilişiğini kestikten sonra Emre Belözoğlu'na yardımcı olarak getirilen antrenör Erdin Sözer, daha önceden görev aldığı takımlar nedeniyle Fenerbahçe'nin sezon sonundaki teknik adam planlarını adeta ışık tutuyor. Kariyerinde Hertha Berlin, Wolfsburg, Stuttgart, Hamburg ve Leverkusen gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yapan Erdin Sözer, Fenerbahçe'nin gelecek sezon takımı emanet etmek istediği ekolün habercisi olarak görülüyor. Yönetimin aldığı Erol Bulut kararı sonrasında Fenerbahçe'nin ilgilendiği dünyaca ünlü teknik adam Löw, Almanya milli takımı ile olan birlikteliğini bu yaz oynanacak olan Euro 2020 sonrasında noktalandıracağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından ünlü teknik adam için nabız yoklayan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Löw, Euro 2020 sonrasında dinleneceğini ve takım çalıştırmaya bir süre ara vereceğini duyurdu. Milliyet'in haberine göre tüm gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin yeni hedefi ve kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler basına yansıdı. Bir dönem Türkiye'de görev alan Slaven Bilic'in yardımcılığını yapan ve şu anda Alman devi Borussia Dortmund'da teknik adamlık görevini üstlenen Edin Terzic'in görevi devraldığı isim Lucien Favre ile Fenerbahçe'nin yaptığı gizli görüşme ortaya çıktı. Kariyerine İsviçre'de takım çalıştırarak başlayan Favre, Borussia Dortmund'dan önce Almanya Bundesliga'da Hertha Berlin ve Gladbach takımlarını çalıştırdı. Almanya Bundesliga'da 3 takım çalıştıran Favre, bu takımlarla toplamda 393 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda rakiplerini tam 197 maçla mağlup etmeye başarırken 81 karşılaşmada sahadan 1 puanla ayrıldı. Borussia Dortmund'da 896 gün süre almayı başaran 63 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe ile yeni sezon için bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Avrupa basınında yer alan habere göre kariyerini Almanya, İsviçre ve Fransa dışında bir kulüp takımı çalıştırmayan teknik adamla yeni sözleşme öncesi görüşen Fenerbahçe, sözleşme şartlarının konuşulduğu sırada imzadan vazgeçti. Borussia Dortmund'u çalıştırdığı sürede bonuslar ile birlikte yılda 4,5 milyon eurodan fazla kazanan teknik adamı buna benzer bir ücreti Fenerbahçe'den talep ettiği, bu miktarı yüksek bulan yönetimin ise Lucien Favre'nin bu hamlesi sonrasında alternatif isimlere yöneldiği belirtildi. Sporto'da Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yazın ve devre arası transfer döneminde kadrosunu 22 isimle güçlendirdi. Son iki sezonda 6. ve 7. olan Sarı Lacivertli takım, bu dönemde mutlu sona ulaşıp şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Sezon başında alternatifli ve bol kadro kuran Kanarya buna rağmen takımdan istediği verimi alamadı. Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran ve takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe, 40 yaşındaki teknik sorumluyla 3 maça çıktı ve 7 puan topladı. Ligin bitmesiyle birlikte takımda büyük bir değişikliğe gidecek Fenerbahçe'de gidecekler yavaş yavaş netleşirken, yerine gelecek transferler için listede ortaya çıktı.
İşte Fenerbahçe'den ayrılması beklenen o futbolcular ve o bölge için düşünen 3 isim. Yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen Lemos, sarı lacivertlerde beklentilerin altında kaldı. 25 yaşındaki stoper verilen şansları iyi kullanamadı ve kulübede kendisine yer buldu. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı defansın bir başka kulübe kiralanması veya satılması planlanıyor. Danimarka ekibi Kopenhag'a kiralanan Zanka burada 22 maça çıktı ve 1 gol attı. 30 yaşındaki stoper ülkesinde kalmaya sıcak bakıyor. Tisserand, Serdar Aziz'in takıma dönmesi ve Salahin'in transfer edilmesinden sonra kendini kulübede yer buldu. 28 yaşındaki defans bu sezon 21 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik katkı sağladı. Demokratik Kongolu futbolcunun sarı lacivertlerle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Sık sık sakatlanan ve Fenerbahçe'de istikrar sağlayamayan Sadık Çiftpınar, sezon sonunda yeni transferler için takas olarak kullanılabilir. Kanarya, stoper bölgesi için adaylarını belirlerken sarı lacivertlerin ilk hedefi Shkodran Mustafi olacak. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda biterken bu sezon toplam 16 maçta forma giydi. Bu bölge için adı düşünülen bir diğer isim de Everton'da kariyerini sürdüren Yeri Mina. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon İngiliz ekibiyle 25 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. Fenerbahçe Kombiyalı stoperi kiralamak isterken sözleşmesi ise 2023 yılında bitiyor. Fenerbahçe'nin bu bölge için düşündüğü yerli futbolcu ise Ankara gücünde top koşturan Atakan Çankaya. Sarı lacivertler başkent temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda biten 22 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor. Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan ve 18 transfer yapan Fenerbahçe son yıllardaki kötü gidişe bu sezon dur demek istiyor. İlk olarak Erol Bulut'a cezayı kesen sarı lacivertler takımın başına Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle çıkışa geçti. Kanarya, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1'lik skorla devirdi. Sarı lacivertlerde bir yandan da gelecek sezon yapılanması planlanmaya başladı. Bu planlama çerçevesinde Fenerbahçe'nin sezon sonu en az 10 isim ile yollarını ayırması bekleniyor. Sezon başında kadroya katılan bazı isimlerin de olduğu bu listede Fenerbahçe, kimini bonservis bedeliyle, kimini kiralık, kiminin de sözleşmesini feshederek göndermek istiyor. Kanarya gelecek sezona forvet ve savunma bölgesine takviye yaparak başlamak istiyor. Gelecek sezon takıma etkili bir forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündeminde İngiltere Premier Ligi gibi Crystal Palace'ta forma giyen Benteke bulunuyor. İngiliz basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin 12 aydır Benteke'yi takipte olduğu iddia edildi. Ayrıca haberde Benteke ile yapılan görüşmelerin ardından transferin olumlu sonuçlanacağına vurgu yapıldı. Belçikalı forvet, Premier Lig'de çıktığı 26 maçta 6 gol 1 asistlik performans sergiledi. Benteke ayrıca Belçika milli takımı için 39 üst düzey maçta 16 gol attıktan sonra uluslararası sahneye damgasını vurmuştu. Fenerbahçe'nin Ocak ayında Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil yaklaşık 1,5 ay önce oynanan Antalyaspor maçında sakatlanmıştı. Son 6 maçta sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakan Türk asıllı Alman futbolcu 3-1 kazanılan Gaziantep maçını evinden izledi. Mesut Özil takımda en iyi anlaştığı Mert Hakan'ı Fenerbahçe'yi öne geçiren golü sonrası büyük sevinç yaşadı. Mert Hakan'ın golü sonrası yaşanan sevinci sosyal medya hesabından paylaşan 32 yaşındaki Yıldız, "İşte bu koçum benim" notunu düşerek Mert Hakan'ı tebrik etti. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere.